Hükümsüz dizisi Exxen'deki en dikkat çekici yapımlardan biri. Gerek konusuyla gerek oyunculuklarıyla oldukça da iyi bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. Hükümsüz'ün son bölümüne Çilem Doğan'ı canlandıran Nur Fettahoğlu Damroğlu. Fettahoğlu genç kadının tutuklanırken üzerinde olan tişörtün bir benzeriyle kamera karşısına geçti. Ve Çilem Doğan'ın hafızalara kazınan o savunmasını yeniden aktardı. O ölmeseydi ben ölecektim. Erkekler takım elbise giyinip kafalarını öne yediklerinde cezaları hafifliyor. Sayın Başkan. Benim takım kravatım yok. Bir anamın apar topar bulduğu bu tişört. Bir de ne yalan söyleyeyim içimde hayatta kalmış olmanın saklayamadığım sevinci. O ölmeseydi ben ölecektim. Dizinin bu sahnesi sosyal medyada da oldukça gündem oldu. Hükümsüz, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan yeni platformu Exxen'de yer alıyor. Katledilmiş kadınların gerçek hayat hikayelerinden esinlenen dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Cesoy ve İsmail Hacıoğlu gibi başarılı isimler de yer alıyor. Dizinin konusu genç ve idealist bir avukat olan Esma Burçin Terzioğlu canlandırıyor. İzmir'in en ünlü avukatlarından biri olan Çetin Öztürk'ün kızı ve tek varisidir. Tek derdi iyi bir avukat olmak olan Esma'nın hayatı, bir akşam babasıyla ve sekreterleri Fatma ile uğradıkları silahlı saldırıda tamamen değişir. Kendisi de ağır yaralanan Esma, bu saldırıda babası Çetin Bey'i ve sekreterleri Fatma'yı kaybeder. İşlenen bu cinayet, Esma ile genç avukat adayı Filiz'in yollarının kesişmesine neden olur. Öldürülen Fatma'nın arkadaşı olan Filiz, Esma'ya bu cinayeti aydınlatabilmek için yardım etmeye başlar. Hayatlarının belli dönemlerinde iki kayıp yaşayan bu iki farklı kadın, bu davayı aydınlatabilmek için birlikte hareket etmeye başlar. Cinayeti işleyen ve ardından intihar eden Fatma'nın kocasının yakınları, Fatma'nın Çetin Bey ile ilişkisi olduğunu ve oğullarının namus cinayeti işlediğini öne sürse de, bu iki genç kadın bunun altında bambaşka şeyler olduğunun farkındadır. Öte yandan Filiz, 5 yıl önce kaçırılarak öldürülen ve cinayeti hala çözümlenemeyen 15 yaşındaki kız kardeşi için Esma'dan yardım ister. Esma ile Filiz'in kız kardeşi İnci'ye ne olduğunu anlamak için araştırmaya koyulur ve ne pahasına olursa olsun bu cinayeti aydınlatmaya ve İnci'nin katillerini bulmaya karar veriyorlar. Filiz de yollarının kesişmesinin ardından hayata olan bakışı yavaş yavaş değişmeye başlayan Esma, İnci'nin davasının üstlenmesiyle birlikte büyük bir değişimin içinde bulur kendini. Esma ve Filiz bu yolda yalnız değildir. Çünkü dizide genç bir gazeteciyi canlandıran İsmail Hacıoğlu ve Esma'nın babası Çetin Bey'e vefa borcu olduğunu söyleyen Serdar, yani Alican Yücesoy da bu iki genç kadına yardım ederek olayların çözümlenmesinde kilit rol oynuyor. Gerçek hayat hikayeleri ve vurucu sahneleriyle tüylerimizi diken diken eden Hükümsüz, kadın cinayetlerine dikkat çekmesi açısından oldukça önemli ve dikkate değer veriyor. Kadın cinayetleri toplumumuzun kanayan yarasıyken, hayalleri yok olan kadınların hayatına ışık tutan bu yapımın izlenmeye değer olduğunu düşünüyorum.